Haşmet Babaoğlu Uzaylılar Gelince Artık başlangıçlara ve sonlara inandığımdan emin değilim. Fakat hayatımızın hikayesini belirleyen günler var. Tıpkı geldikleri gün gibi. Arrival, geliş filminin kahramanı, dil bilimci Louise Banks böyle diyordu. Filmi izleyenler hatırlar. Hani TV izlemeyen, güncel haberleri umursamayan bilim insanı Banks... Okulda acil durum alarmı çalıp üniversite yönetimi birdenbire dersleri iptal edince merak eder ve bir haber kanalına açar. Ve o zaman öğrenir ki yeryüzünün 12 farklı bölgesine uzay gemileri inmiştir. Ortalık karışmış, kitleler paniğe kapılmıştır. 12 ay, 12 havari, 12 kabile, 12 imam ve diğerleri gibi bir 12 yer mi? Neyse, şimdi konumuz sayıların işaret değeri değil. Karıştırmayalım. Gelelim gerçek hayata. Ve giderek sıklığı en üst düzeyde artan UFO'lar gerçek haberlerine. Ne oluyor? Virüs, kıtlık, iklim kıyameti derken şimdi sıra uzaylıların gelişinde mi? Gelmelerine az mı kaldı? Yoksa getirilmelerinin mi desem? Öyle ya artık geniş kitleleri inandırmak ve bu yolla hizaya sokmak mümkün. Bu yöntem dünyanın hegemon güçlerince pandemi boyunca test edildi, onaylandı. Ha, şu soruda yabana atılmamalı. Neden her UFO yani kimliği belirlenemeyen uçan cisim denildiğinde aklımıza bu dünyaya ait bir fesat, bir gizem değil de uzaylılar gelir? 1950'lerde yani soğuk savaşın yükselmeye başladığı dönemde Amerika'nın batı sahilinde yaşayanlar sürekli UFO gözlemlemeye başlamış ve uzaylı istilasından korku kitleselleşmişti. Anlatılan uzaylılar bir sabah aniden Los Angeles kumsallarına çıkartma yapacak Sovyet birliklerini andırıyordu. Soğuk savaş bitti, dünya kutupsuzlaşmaya doğru ilerlerken UFO ve beni uzaylılar kaçırdı iddiaları verdi. Şimdi yeniden başladıysa ve bu sefer batının devlet kurumları da evet böyle bir gerçek var demeye başladıysa orada durmak gerek. Düşman uzaylılar istilaya gelirse ne olur? Yani öyle bir hava yaratılırsa, küreselci oligarşinin büyük projesi, tek dünya yönetimi acilen devreye sokulur mu? Hadi düşünelim. Haşmet Babaoğlu, Sabah. Ayşe Böhürler: İnsan ne işe yarayacak? Yeni kripto para projesi Worldcoin ile birlikte yapay zekaya emanet edilen verilerin güvenliği konusu yeniden tartışmaya açıldı. Öyle ki Kenya gibi bazı ülkeler şimdiden projeyi yasakladılar. Sosyal medyada Şinasi türünü ilgiyle izliyorum. Onun dikkat çektiği nokta bu projenin kime hizmet edeceğinin sorgulanması gerektiği ve kimlik verilerinin güvenliği. WorldCoin projesi için göz taraması ve doğrulaması yapan Orb adı verilen bir donanım cihazı yapılmış. İris tabakasının taranması sonucu o kişiye verilen dünya kimliği merkezi bir veri tabanına kaydediliyor. Orba kaydolanlara belli bir miktar WLD token veriliyor. Şu ana kadar 2 milyondan fazla kişi bu sisteme kayıt yaptırdı. 20 ülkede 35 şehirde tarama yapılması planlanıyor. Web sitesindeki haritaya göre Türkiye'de WorldCoin'in programı uygulayacağını duyurduğu ülkeler arasında yer alıyor. 24 Temmuz'da piyasaya sürülen WLD'yi geliştiren, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'ın kurucu ortağı Sam Altman ve iş ortakları Alex Blenya ile Max Novenstern. Altman, 2 milyar kullanıcının WorldCoin'e kaydolmasını umduğunu söylüyor. Bu projeyi üretenlerin amaçları, Ayrı bir konuyken yeni dünya düzeninde kimliklerin ve onların yapay zeka tarafından taklit edilen hesaplarının ayrımı giderek zorlaşıyor. Kimliklerin maden verisi gibi kıymetlendiği yeni dünya ürkütücü değil mi? Her geçen gün insanın yerini almayı kolaylaştıracak bir teknolojik yenilikle tanışıyoruz. İnsanın bilgisinin, duygularının yansıması olan sanat alanıyla başlayalım. Yapay zeka artık küratörlük yapıyor, şiir yazıyor, resim yapıyor ve çeviri yapıyorsa insan ne yapacak? Çehov tutkusu Geçenlerde çıkan bir haberde Dedalus Yayın Evi'nin 9 kitabında yapay zeka destekli çeviri yaptırması dikkat çekiciydi. Bu çeviri kitaplar müstehar isimlerle yayınlandı. Çevirmenliğin özgün bir iş olduğuna dair yapılan eleştirilerin ardından yayın evinin konuya ilişkin savunusu emeği değerli kılacak yenilik oldu. Emeği değerli kılacak mı yoksa tamamen mi değersizleştirecek konusu edebiyat çevrelerinin yeni tartışma başlıkları arasında yer alıyor. Çevirmenler metin çevirilerine kendilerini katarlar. Her çeviri çevirmenin dünyasını da yansıtır. Yazar Vivet Canetti yıllar önce usta hikayeci Anton Çehov'un kitaplarını Rusçadan Türkçe'ye çeviren üç ayrı ismin dünyalarının farkının altını çizmiş. Bunun bir belgeseli hak ettiğini söylemişti. Öyle ki ilk çeviriyi yapan Mehmet Özgül Nide'de doğmuştu. Çocuk yaşta askeri okula gönderilmiş, liseyi bitirdiğinde Ankara Dil Tarihte Rusça bölümünde okumuş, askeriyeden albay olarak emekli olmuş ve daha sonra bütünüyle çeviriye yoğunlaşmış. Şair, yazar ve çevirmen Ataol Behramoğlu ise Kuleli Askeri Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı okur. Bu alandaki çalışmalarını 1971-72 yıllarında Moskova Devlet Üniversitesi Rus Filolojisi, 1984-85'te Paris Tuve Sorbon Nouvelle'de sürdürerek diplomasını alır. İstanbul Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Kürsüsü Başkanlığı yapar. Üçüncü çevirmen Samet Karagöz'ün hikayesi ise çok daha farklı. 28 Şubat 1997'deki postmodern darbe sırasında Kartal İmam Hatip Lisesi'nde okuyordu... Ancak 28 Şubat üniversiteye girecek imam hatipli öğrencilerin önüne katsayı duvarını çıkarınca yılın ortasında okulundan ayrılır ve son yılı açık öğrenim lisesinde bitirir. Ancak üniversite sınavında başarılı olamaz. Moldova'ya gider, orada özel bir üniversitede Rus dili ve edebiyatı ve İngiliz dili bölümünde okur. Rusçayı öğrenebilmek için sıkça Çehov oyunlarının plaklarını dinlerken Çehov ilgi alanına girer. Üç ayrı çevirmenin Hayat öyküsünden kısa kesitler bile çevirmenin kimliğinin esere yansıması üzerine bize fikir verebilir. Ve tekrar baştaki konuya dönersek yapay zeka ile çeviriye bir de bu perspektiften bakalım istedim. Eser kimin sorusu ve niye insan edebiyattan sanattan çekilmeye çalışılıyor soruları önümüzde duruyor. Oyuncuların yapay zeka ile sınavı bu konulara ilişkin dikkatimi çeken diğer bir haberde Hollywood'da yapay zeka teknolojilerini hedef alan grevler. Bu greve binlerce oyuncu ve senarist katılıyor. Öyle ki grev nedeniyle 75. Emmy ödülleri bile ertelendi. Grevi Oyuncular Sendikası örgütlemiş. Grevin sebebi ise çalışanların haklarının yapay zekaya karşı korunmamış olması. Yapay zeka yaratıcı meslekler için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor diyen grevciler, Netflix'in yıllık 900 bin dolar maaşla yapay zeka uzmanı almak için iş ilanı vermesiyle daha da öfkelenmiş durumda. Oyuncuların yapay zeka ile sınavı pek çok sahada sürüyor. Sendikanın baş müzakerecisi Duncan Crabtree Ireland, stüdyoların bir günlük ödenek karşılığı yüzlerini taradıkları sanatçıları, istedikleri herhangi bir projede rızaları ve tazminat olmadan kullanmak istediklerini söylüyor. Black Mirror dizisinin Salma Hayek'in yapay zekaya dayalı benzerinin bir yapım şirketi tarafından kullanıldığı ve olayların Salma Hayek tarafından kabul edildiğini anlatan bölümündeki senaryonun gerçekleşmesinden korkuluyor. Yapay zeka bu sektörlerde çalışanları korkuya sevk ediyor. Kültür endüstrisinde yapay zekanın kar marjlarını en yüksek noktaya çıkartacak şekilde kullanılmaya başlaması bizi de endişeye sevk etmeli. Ayşe Böhürler Yeni Şafak Okan Müderrisoğlu Kuralları ve hiyerarşiyi gözeten komutan profili onu ilk tanıdığımızda Genelkurmay İletişim Daire Başkanı'ydı. Bundan 15 yıl önce dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, medya ve kamuoyuyla etkileşime verdiği önemi göstermek için daha önce Kurmay Albay seviyesindeki iletişim dairesini Tuğgeneral seviyesine çıkarmış ve bunu özellikle kayda geçirmişti. O yıllar TSK'nın asimetrik psikolojik harekata karşı koymaya çalıştığı ama bir hayli zorlandığı yıllardı. Bugün Genelkurmay Başkanlığına atanan Metin Gürak Paşa daha o tarihlerde asker formatı net, kurallara ve hiyerarşiye göre çalışan bir komutan izlenimi bırakmıştı bizlerde. Gerek Ankara'daki farklı görev dönemlerinde, gerekse 2. Ordu Komutanlığı bölgesindeki karakollara düzenlenen inceleme gezilerinde kendisiyle hep merhabamız oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Orgeneral Gürak'ın özverili çalışmalarını yakından bilen bir isim. Öyle ki Gürak 10 Ocak 2020'de Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Askeri Müşaviri olarak görevlendirildiğinde hayat arkadaşı Amansız hastalığa yakalanmıştı. Gürak Paşa'nın eşi Zerrin Hanım Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Bölümünde pankreas kanseri tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Eşini toprağa acısını içine gömen Orgeneral Gürak askerliğin tanımındaki tüm gerekliliklere kendisini adayarak daha sonra üstlendiği sorumlulukları da eksiksiz yerine getirdi. Son olarak 6 Şubat'taki asrın felaketinde ikinci Ordu'ya bağlı birlikler önce Malatya'da kısa süre içinde yıkıma uğrayan diğer illerde vatandaşın yardımına koştu. Özetle Gürak dönemi, TSK'daki dönüşümün sürdüğü, sivil otoriteyle ilişkilerde anayasal çerçeve ve yasaların mutlak manada gözetildiği, askerlik dışındaki alanlara taşmayan, medyada görünür olmayı içermeyen bir dönem olmaya adaydır. Okan Müderrisoğlu, Sabah.